Motosiklet tutkum mahallemizde olan bisiklet tamircisiyle başladı. Ailemin durumu gereği burada çalışıyordum. Kendime biriktirdiğim paralarla bir BMX bisiklet almıştım. Daha sonra BMX bisikletle kendimi geliştirerek hareketler yapmaya başladım. Daha sonra da motosiklete geçiş yaptım. Motosikletle de trafiğe kapalı alanlarda farklı hareketler denemeye başladım. İnternet ve sosyal mecralardan izlediğim videolarla kendimi geliştirdim. Benim için motosiklet hayatı böyle başladı. Hiç sülalemizde kimse bu arada motosiklete binmiyordu. Ailemde de binen kimse yoktu. Yani benim motosiklet hayatım kendi kendine başladı diyebiliriz. 2014 yılında profesyonel olarak sporcu oldum. 2017 yılında hayalim olan Red Bull sporcusu oldum. 2018 yılında Türkiye şampiyonu oldum. 2019 yılında da yine Türkiye şampiyonu oldum. Bu sene 2019 yılı benim için çok verimli geçti. Toplam 20 organizasyonla toplam 35 gün gösteri yaptım Türkiye şartlarında. Bu benim için çok iyi bir sayıya ulaştım. Yani bir önceki senelere bakarak neredeyse iki katına şov sayısı olarak iki katına ulaşmış oldum. Bu da benim için beni çok mutlu etti. Daha sonrasında 2019 yılında Avrupa'da yapılan European Freestyle Cup, yani Avrupa Freestyle Şampiyonası Türkiye'de de bir ayağı yapıldı. Ben de bu iki ayak, yani Almanya'da da yarışmıştım 2019 yılında. Türkiye'de olan yarışa da katıldım. Bu iki ayak sonunda Avrupa dördüncülüğüne sahip oldum. Bu beni çok mutlu etti. Ben hayalimden birisiydi bu yarışlara katılmak. Çünkü daha önce bu yarışlarda Türk bayrağını dalgalandıran kimse yoktu. İlk Türk bayrağını ben giderek kendim dalgalandırdım Avrupa Street Freestyle branşında. Bunun için çok mutluyum. 2019 sezonu benim için çok iyi geçti. Yine 2020'de de Avrupa Akrobasi Şampiyonası'na hazırlanıyorum. Motosikletimi 2019'da değiştirmem gerekti. 2020'de motosikletimi değiştireceğim. Daha iyi bir motosiklete, daha hafif bir motosikletle katılacağım. Çünkü akrobasi biraz hafifliği seviyor ve gücü seviyor. Oradaki motosiklet şartları biraz değişik. Onların şartlarına göre motosiklet hazırlamak gerekiyor. Biz Türkiye'de zeminlerden dolayı küçük motosiklet tercih ediyoruz. Küçük CC motosiklet tercih ediyoruz. Ama Avrupa Akrobasi Şampiyonası bunu kabul etmiyor. Biz de büyük sisi bir motosiklet hazırlayarak 2020'de inşallah orada başarılı olacağız. İnternetten video izleyenler evet gerçekten tehlikeli buluyorlar ve şey yapıyorlar. Tedbir almam gerektiğini sürekli söylüyorlar. Ama canlıda izlediklerinde hareketleri ne kadar kolay yaptığımı veya kolay gösterdiğimi söylüyorlar. Yani o kadar kolay gösteriyorsun ki biz de yapabilirmişiz gibi söylüyorsunuz diyorlar. Yani ailem konusunda ailem bir şey demiyor. Her zaman arkamdalar, sağ olsunlar. Evet annem ilk gösteriyi izlediğinde mesela yarısına kadar izleyip yarısından sonra işte yani gözlerini kapattığını falan söylemişti. Bu benim için yani çok beni duygulandırmıştı. Şu anda gösterilerde ben hani gösteride olduğum için arka planda olan duygusunu bilmiyorum ama bana güvendiği için çok endişelendiğini sanmıyorum açıkçası. Şöyle İstanbul'da olan şovlara evet ama şehir dışında olan şovlar için o da bir hayli yoğun olduğu için oralara katılamıyor. Ama İstanbul'da olan organizasyonlara genelde davet ediyorum. Müsait olursa geliyor. Benim en büyük hedefim 2014 yılından itibaren Kenan Sofoğlu. Kenan Sofoğlu'yla 2014 yılında tanıştım çünkü. Kendisini tanıma fırsatı buldum. Daha öncesinde de zaten takip ediyordum internetten. Çok acılı bir hayatı var ama çok da güzel başarıları var. Başarılarını yani örnek alıyorum kendime. Sporcu kariyerini de örnek alıyorum. İnşallah onun gibi Avrupa'da güzel başarılara imza atmak istiyorum.